Arkadaşlar merhabalar. Sayısal tasarım uzaktan eğitim derslerinin 6. video dersinde tekrar beraberiz arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar eksik bul işlemleriyle alakalı sorular çözüyor olacağız. Şimdi sorulara geçmeden önce ben biraz konuyla alakalı birkaç hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Teorik dersten birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar hatırlayacağınız üzere şimdiye kadar ele alınan bul fonksiyonlarının eksiksiz olduğu kabul edilmiştir. Yani bir değerini almayan çıkış ifadeleri sıfır, sıfır değerini almayan çıkış ifadeleri ise bir değerini almak zorundadır. Bazı durumlarda bazı kombinasyonlara karşılık düşen çıkış fonksiyonları uygulamada hiçbir zaman gerçekleşmez. Bu durumda arkadaşlar Carnot diyagramında bu kombinasyonlara karşılık düşen çıkış fonksiyonları keyfi olarak nitelendirilirler ve phi ile gösterilirler. Bu çıkış değerlerinin bazıları bir değerini, bazıları ise sıfır değerlerini alabilirler arkadaşlar. Ve bu indirgeme bu şekilde gerçekleştirilir. Şimdi bu bilgiler ışığında, bu hatırlatmalar ışığında sorularımıza geçecek olursak arkadaşlar. Şimdi A, B, C ve D gibi 4 tane değişkene bağlı olan fonksiyonumuz şöyle. Toplam 3, 7, 11, 12 ve 15 artı fi'ye bağlı toplam 0, 10, 13 ve 14 şeklinde eksik terimlerle verilen fonksiyonun Carnot diyagramı yardımıyla indirgenmesine ilişkin örnek göz önünde bulundursun diyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak arkadaşlar bu ifade hem minimum terimleri hem de eksik terimleri içermektedir. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Minimum terimler bir değerini, eksik terimler de fi değerini ve geri kalan ifadeler de sıfır değerlerini alırlar arkadaşlar. Her fi değeri birbirinden bağımsızdır. Bazıları 1, bazıları ise 0 olarak seçilebilir arkadaşlar. Öncelikle fonksiyona ilişkin Carnot diyagramını oluşturmak istersek arkadaşlar şöyle bir şey elde ederiz arkadaşlar. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi bu diyagramda şurada görüldüğü üzere arkadaşlar yukarıdan aşağıya 4 tane 1. İkinci mertebeden bir komşuluk oluşturur arkadaşlar şurası. Bunun haricinde 1, 1, 0 yani şurası 1, 1 ve 0, 0. 1, 1 ve 0, 0 hanesindeki bir değeri arkadaşlar mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü bu ifade tek başına alınırsa 4 terimli bir ifade oluşur. Bu durumda giriş sayısını azaltmak tasarım açısından önemli bir faktör olduğundan dolayı bu istenmeyecek bir durumdur arkadaşlar. Bu sırada bulunan iki tane keyfi değer 1. Geriye kalan köşelerdeki keyfi değerlerse sıfır değeri alacak şekilde seçilir. Kısaca göstermek gerekirse arkadaşlar, şimdi önce sol taraftaki Carnot diyagramı oluşturulur. Sonra arkadaşlar sağ taraftaki gibi şöyle şuradaki gibi uygun komşuluklar seçilir arkadaşlar. Şimdi buraya bakacak olursak, şimdi Carnot diyagramının oluşturulmasını daha önceki derslerde anlatmıştık arkadaşlar, açıklamıştık. Dolayısıyla burada şimdi tekrar açıklamayacağım. Carnot diyagramını oluşturduktan sonra arkadaşlar uygun sağ tarafta da uygun komşuluk değerlerini seçiyorsunuz. Uygun komşuluk değerleri neler? 1, 1, 1, 1 değil mi? Arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar sonuç olarak indirgenmiş lojik fonksiyonumuz A, B, C ve D gibi 4 tane değişkene bağlı olan fonksiyonumuz nedir? C çarpı D artı A çarpı B şeklinde elde edilir arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçecek olursak arkadaşlar. İkinci sorumuz da şöyle. Şimdi fonksiyonumuz bu sefer A, B ve C değerlerine bağlı. 3 değişkenli A çarpı B artı A'nın eşleniği çarpı C şeklinde verilen lojik fonksiyon sadece iki girişli T veya lojik kapı elemanları yani arkadaşlar
74LS02 kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu durumda yukarıdaki tanımlar gereği arkadaşlar ABC değerlerine bağlı fonksiyonumuz A çarpı B artı A'nın eşleniği çarpı C'yi düzenleyecek olursak arkadaşlar şu şekilde ifade karşımıza çıkacaktır. A'nın eşleniği artı B'nin eşleniğinin eşleniği artı A'nın eşleniğinin eşleniği artı C'nin eşleniğinin eşleniği. Eşlenik alıyoruz yani anlayacağınız arkadaşlar. Eşittir. A'nın eşleniği artı B'nin eşleniğinin eşleniği artı aynen alıyoruz. Eşleniğin eşleniği kendisi olacağı için A artı C'nin eşleniğinin eşleniği şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Fakat bu iki T veya kapısını birleştiren eleman olarak veya kapısı kullanıldığı için yeterli bir işlem olmayacaktır bu arkadaşlar. Dolayısıyla sonucu bulmak için f fonksiyonu gerçeklememiz gerekiyor. F fonksiyonunu bulabilmek için de çıkışın tümleyenini almamız gerekiyor arkadaşlar. Çıkışın tümleyenini oluşturacağız o zaman. Yani şunun tümleyenini oluşturuyoruz. A'nın eşleniği artı B'nin eşleniğinin eşleniğiydi burada. Bunun eşleniğini alıyor. Yani şu ifadenin tamamen eşleniğini alıyoruz. Artı A artı C'nin eşleniğiydi. Zaten bu ifadenin tamamen üstünü eşleniğini alıyoruz. Şeklinde alıyoruz arkadaşlar. Bu fonksiyona ilişkin devre şemamız da şu şekilde oluyor arkadaşlar. ABC'lerimiz, ABC değerlerimiz şurada olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi burada T veya kapıları kullanılarak gerçekleşen devremiz bu şekilde arkadaşlar. Bunu teorikte görmüştünüz. O nedenle incelemeniz için size bu şekilde veriyorum arkadaşlar. İncelersiniz siz. Biz şimdi üçüncü soruya geçelim o halde. Şimdi üçüncü sorumuzda da arkadaşlar ne diyor? Bu örnekte fonksiyonumuz yine 3 değişkenli A, B, C fonksiyonumuz. A, B kapalı parantez çarpı A'nın eşleniği artı C şeklinde verilen lojik fonksiyon sadece T ve lojik kapı elemanları yani 74LS00 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu durumda öncelikle lojik fonksiyonun düzenlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Veya kapıları TV kapısı cinsinden ifade edilir ve arkasından iki kere tümleyeni alınırsa arkadaşlar fonksiyonumuz şu hale dönüşür. Yani veya kapısını alıp sonra ardından da TV kapısı cinsinden ifade ediyoruz ve İki kere tümleyenini alıyoruz arkadaşlar. Fonksiyonumuz şu. A artı B çarpı A'nın eşleniği artı C. Şimdi bu dediğimiz işlemleri gerçekleyecek olursak arkadaşlar. A'nın eşleniği çarpı B'nin eşleniğinin eşleniği çarpı A çarpı C'nin eşleniğinin eşleniği şeklinde karşımıza çıkıyor bu işlemleri gerçekleştirdiğimiz takdirde. Bunu düzenleyecek olursak arkadaşlar A'nın eşleniği çarpı B'nin eşleniğinin eşleniği çarpı A çarpı C'nin eşleniğinin eşleniği şuradaki ifadenin eşleniğini alıyoruz. Tekrar bütün ifadenin. Bunu aldığımız arkadaşlar şöyle bir ifade karşımıza çıkıyor. Şimdi buna dayalı olarak bu fonksiyona dayalı olarak devre şemamızı da çizdiğimizde arkadaşlar şu şema ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bunu yine teorik derse göre incelersiniz arkadaşlar. Şimdi pardon arkadaşlar bu hangisi? Tamam. Evet bu diğer şeyimiz arkadaşlar. Diğer bu da şu TV idi. Evet. Bu da TV ya. Sorusu arkadaşlar. Aynı fonksiyonun dik bakalım A artı B A'nın eşleniği. Evet. Aynı fonksiyonun V'yası arkadaşlar. Bu örnekte de fonksiyonumuz yine aynı. A, B, C değişkenlerine bağlı. A artı B'nin kapalı parantezi çarpı A'nın eşleniği artı C şeklinde verilen lojik fonksiyon sadece T veya lojik kapı elemanları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Burada öncelikle lojik fonksiyonun düzenlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Fonksiyonun iki kere tümleyeni alınıp düzenlendiği takdirde fonksiyonumuz ABC değerlerine bağlı. Fonksiyonumuz
A artı B çarpı A'nın eşleniği çarpı artı C şeklinde. Ne yapıyoruz? İki kere tümleyen alacağız. İlk tümleyenimizi alalım. A artı B çarpı A'nın eşleniği artı C fonksiyonumuzun tümleyenini aldık. Bunu eşittir nedir? Ayrı ayrı tümleyeni bölebiliyorduk. Yani altındaki elemanları ayrı ayrı bölebiliyorduk. A artı B'nin eşleniği artı A'nın eşleniği artı C'nin eşleniği şeklinde arkadaşlar. Bu da tekrar bunun eşleniğini alıyoruz. İki eşlenik alıyoruz. F'in iki eşleniğini alıyoruz arkadaşlar. Şunun tekrar eşleniğini aldığımız takdirde şu ifadenin A artı B'nin eşleniği artı yani şu yani tamam ifadenin tamamının eşleniğini alıyoruz. A artı B'nin eşleniği şunu artı A'nın eşleniği artı C'nin eşleniğinin eşleniği yani tüm ifadenin eşleniği şeklinde elde ediliyor arkadaşlar. Bu fonksiyona ilişkin devre şemamız da şu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Sadece T veya kapıları kullanılarak gerçeklenen devremiz de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir özetleyecek olursak, konuyu şöyle bir özetleyecek olursak, ne anladığımıza bakacak olursak, bir lojik devreye ait lojik fonksiyonun indirgenerek kullanılması maliyeti azaltır. Değil mi? İndirgemenin mantığı nedir? Maliyeti azaltmaktır. Ve bu nedenle de indirgeme işlemi yapılır. Devredeki gecikme sürelerini en aza düşürür. Bu indirgeme işlemi devredeki gecikme sürelerini en aza düşürür. Ve ayrıca bazı uygulamalarda hiçbir zaman gerçeklenmeyen çıkış değerleri bulunabilir. Ve bu değerler keyfi olarak yorumlanır. Bu uygulamalara ait lojik fonksiyonların indirgenmesi sırasında ortaya çıkacak keyfi değerler indirgenme işleminin daha kolay gerçeklenmesini sağlayabilir. Lojik devre tasarımcısı özellikle kullanılacak devre elemanının seçimi sırasında maliyet faktörünü göz önünde bulundurmalıdır. Bu tasarımcının en önemli kriteridir. Problemin çözümü sırasında ortaya çıkabilecek bir keyfi değişken çözümün çok kolay olmasını sağlayabileceği için indirgeme işlemlerinde çok büyük önem taşır. Benzer şekilde kullanılacak kapı tipi ve aynı tür kapı elemanlarının kullanılması da özellikle maliyetin belirlenmesi noktasında önemlidir. Ve iyi bir lojik devre tasarımcısı her iki noktayı da en iyi biçimde değerlendirmesini bilen kişidir arkadaşlar. Şimdi dilerseniz dersimizi burada sonlandıralım arkadaşlar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.